2018 yılını veri olarak değerlendirecek olursak, müzelerimizi, cezaevini biletli olarak gezen sayı 300 bin civarında. Bunun ağırlıklı olarak cezaevidir. Yani diğer müzelerde çok fazla ağırlık yoktur. Zaten diğer müzeleri, Etnografya Müzesi'ni ücretsiz herkes geziyor, halka açıktır. Yani onun bir tespiti şeyi söz konusu değil, bilet yok çünkü. Tabii bunun yanında banka kartları, çocuklar veya kanuni gereği bedava, ücretsiz gezmesi olanlar, yaşlılar, gaziler vesairelerle topladığımız zaman bu sayının 500 binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Cezaevini daha önce gezdim. Zaten kendim Sinoplu'yum. Burada yönetici olarak bulundum. Hatta burada daha önceden el sanatlarıyla ilgili işlemler yapılıyordu. İçeride hücreleri ve tarihi eser olma yönüyle beraber her zaman gezmeyi arzu ederim. Misafirlerimizin de dışarıda gelecekleri ve Sinoplu'ların da cezaevimizi ziyaret etmelerini her zaman tavsiye ederim. İstanbul'dan gidiyorum. Aslen Sinoplu'yum. Ayancık'ta büyüdüm. 10 yaşına kadar Ayancık'ta yaşadıktan sonra İstanbul'a yerleştik ve her geldiğimizde de Sinop'umuzu, tarihi mekanlarımızı geziyoruz. Bugün cezaevini gezdiniz değil mi? Evet, cezaevini gezdik ama cezaevinde soracaksanız yeterli bir bakım olmadığını gördük. Bazı bölümlerin tamamen terk edildiğini, halka açık olmadığını, bunun şahsen beni üzdüğünü söyleyebilirim. Cezaevi bakımsız bir durumda. Yani tarihi bir önemi olan kentimizin yakışmadığını düşünüyorum. Yetkililerden bu konuda bir adım atılmasını talep ediyorum.